Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen gün YouTube'da bir video izlerken bu akıllı yemeklerle ilgili bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Şunu fark ettim, akıllı yemeklerin kafese sabitlenmesi konusunda arkadaşlar bir sıkıntı var. Yani birçok arkadaşımız farklı yöntemler kullanmış. İşte böyle bu şekilde arkadaşlar paket lastiğiyle falan tutturmaya çalışan anlar olmuş. Arkadaşlar ben size çok daha kalıcı, çok daha sağlam bir yöntem göstereceğim. Bu benim kendi yöntemim. Ha, böyle bunun gibi yapanlar varsa da bilmiyorum arkadaşlar. Yani herhangi birinden kopyalamadım. Zaten ben arkadaşlar videolarımda dikkat ederseniz herhangi birinin bir fikrinden ya da yapmış olduğu bir şeyden arkadaşlar bahsediyorsam mutlaka onu referans veriyorum. Yani şuradan gördüm, böyle bir durum vardı. İşte ben de bunu söylüyorum, bu konudaki bir şeyler söylüyorum. Emeğe sonsuz saygım var arkadaşlar. Kimsenin emeğini, fikrini çalmak istemem. Şimdi birazdan göstereceğim yöntem arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu kendim yaptım, kendim düşündüm. Ama dediğim gibi başkaları da yapmış ve bunlarla ilgili de çalışmalar varsa arkadaşlar siz bana hatırlatın. Ben de görmüş ve biraz daha bir şeyler öğrenmiş olurum sayenizde. Arkadaşlar benim yöntemim şöyle. Bakın şöyle yandan gösteriyorum. Akıllı yemeğin üstünde arkadaşlar şöyle bir demir çubuk var arkadaşlar. Bir tel parçası. Eski bir kafesimin arkadaşlar telinden yaptım. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar akıllı yemeği şu kapının olduğu kısma taktım. Yalnız arkadaşlar şuraya göstereyim. Bakın akıllı yemeklerin arkadaşlar şurasında şöyle bir askı kısımları var. Bu askı kısımları arkadaşlar siz akıllı yemliği kafesin içinde taktığınızda şuradaki mesela atıyorum. Mesela şuradaki tellere takabilirsiniz arkadaşlar. Buraya taktığınızda işe yarıyor. Ve gerçekten sağlam bir şekilde tutuyor. Herhangi bir aparatta da gerek kalmıyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Zaten kafeslerimiz çok geniş değil. Bu kadar büyük bir yemliği arkadaşlar kafesin içinde takmak ciddi bir alan kaybı yaratıyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar kafesin mesela atıyorum şu kısmına takamayacağınız için, şu kısımlara bir yere taktığınız için arkadaşlar bu seviyelere muhabbet kuşu arkadaşlar şu kısımda tünüyor, oturuyor. Buraya pislik yapabiliyor. Ya da arkadaşlar bazı çok zeki muhabbet kuşları, bunların videoları var mesela YouTube'da. Şu kapak kısmını arkadaşlar böyle bakın şu kapak kısmını kaldırıp arkadaşlar buradan yemek yerine yukarıdan arkadaşlar yemleri yemeyi tercih ediyor. O yüzden bizim bu akıllı yemekleri kullanabileceğimiz en iyi yer arkadaşlar kafeslerimizin dışı. Dediğim gibi kafeslerimizin dışı olduğu zaman da arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Bakın tam şu kısımlarda şöyle bakın tellere oturtma yeri var arkadaşlar. Buradan yukarıdan göstereyim. Bakın ne olmuş? Buraya böyle oturtulabilmiş arkadaşlar. Tamam böyle tutuyor. Tutuyor tutmasına da arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki ben aparatımı kaldıracağım buradan. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar yemin de ağırlığıyla bir de bu aşağı kısma da arkadaşlar iyi oturmaması ki bazı kafeslerde gerçekten de buraya oturtamıyorsunuz. Mesela buradaki tel arkadaşlar şu oluk kısmına yemliğin o takacağınız oluklu kısmına arkadaşlar kalın geliyor. O nedenle arkadaşlar oraya yerleştiremiyorsunuz. Öyle o zaman arkadaşlar ne oluyor? Bakın yemin de ağırlığıyla şöyle bir bakın şöyle bir esneme yapıyor. Hatta dediğim gibi bu alt kısım iyi oturmamışsa arkadaşlar bu yemlik buradan düşebiliyor. Düştüğü zaman da ne olur? Kuşunuz bile buradan kaçabilir arkadaşlar. Ya da siz fark etmezsiniz. Nasıl akıllı yemlik koyduğunuz mesela bir tatile hafta sonu bir yere falan gitmişsinizdir arkadaşlar. Kuşunuz beslenemeden ölür. O yüzden arkadaşlar şöyle bir aparat yapmanız olayı tamamen çözecektir. Dediğim gibi hani bunu paket lastiğiyle başka şeylere tutturanlar var arkadaşlar. Mesela paket lastiği hiç elverişli bir şey değil. Niye? Çünkü sürekli esnek bir vaziyette, sürekli gerilmiş vaziyette durduğu için arkadaşlar zaten bir süre sonra yıpranır ve kopar. Ama arkadaşlar böyle bir demir çubuk. Bakın ben bunu şu kısma şöyle monte ettim. Buraya böyle arkadaşlar yemini taktıktan sonra, kapağı da kapattıktan sonra şöyle geçirirseniz arkadaşlar bakın. Gayet sağlam bir şekilde tutuyor. Hiç yerinden oynamada bakın taş gibi yapmıyor. Bunun arkadaşlar şöyle oraya takılmamış açık halini göstereyim size. Bakın. Şöyle. Evet. Bakın arkadaşlar. Şunu ne yapıyoruz? Mesela şurada göstereyim.
Buraya arkadaşlar böyle geçirip şu kısma geçirip böyle takı veriyoruz. Şuradaki muhabbet kuşlarında da var arkadaşlar aynı sistem bakın. Burada da çok net bir şekilde belli oluyor. Bu da arkadaşlar yine benim böyle kafes önlerine kullanılan arkadaşlar pet shoplarda satılan şeyler var, teller var arkadaşlar. Hani herhangi bir kutu dolap gibi yere bir ön tel koymanız gerektiğinde kullanacağınız malzemeler. Onlardan arkadaşlar fazlalarım vardı ve o çubuklardan bir tane şöyle yaptım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan böyle kıvırdım. Bu kısma taktım ve böyle bir sabitliyorum. Kullanırken de arkadaşlar şöyle. Bakın. Bunu çıkarıp böyle kenara çekiyorum arkadaşlar. Yukarıdan ne yapıyorum? Şöyle yemimi arkadaşlar dolduruyorum. Ya da işte komple alıp arkadaşlar yerinden çıkarıp temizliğini vesairesini yapabiliyorum. İşim bittikten sonra da arkadaşlar dediğim gibi bu kısmı oturttum. Bakın bu daha gevşek diğerine göre. Az önce gösterdiğim göre daha gevşek. Daha çok bakın şöyle açılma yapıyor. Daha çok yerinden oynuyor. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şu aparatımı da getirip böyle şöyle buraya sıfırlayıp iyice dayayıp arkadaşlar şöyle yaptığım anda bakın. Bakın arkadaşlar. Taş gibi oldu. Sizin arkadaşlar böyle basit bir tel çubukla bunu yapabileceğinizi ve yemliğinizi, akıllı yemliğinizi kafesinize sabitleme konusunda arkadaşlar sağlam ve kalıcı bir çözüm bulabileceğinizi göstermek için bu videoyu çektim. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Görüşlerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.